Hani ben HDP yönetiminin yaptığı açıklamayı Demirtaş'ın açıklamasından doğrusu daha makul bulduğumu ifade etmeliyim. En azından başarısız olduklarını kabul ettiler. Ama Selahattin Demirtaş'ın ilk attığı tweetlere baktığınızda ya 20 bin sandıkta 150 oy. Ya sayma bilmiyoruz ya hiç siyasette yani pratik sahanın durumu ile ilgili haberdar değiliz. 20 bin sandıkta eğer oy çaldırıyorlarsa o zaman siz 5 yıldır hangi seçime hazırlık yaptınız? Nasıl insanlara taahhütte bulundunuz? Sandığa gidin biz oyunuzu koruyacağız, endişe etmeyin diye nasıl taahhütte bulundunuz? Oyun yarısı çalınmışsa o zaman siz niye varsınız? Sandıklarda ne yaptınız? Sandık görevlilerinizi nasıl hazırladınız? Yani bu kaybı dönüp işte 20 bin çarpı 150 eşittir 3 milyon, oy kaybımızda 3 milyon sebebini bulduk. Yani kusura bakmayın da ya buna inanarak söylüyorsanız yazık. Eğer buna inanan bir kitle hala var ve bu izahı ikna edici buluyorsa başka bir yazık. Fakat benim burada merak ettiğim, yani bir 28 Mayıs'a doğru giderken, birincisi mesela şu, biz bu yayını yaparken hem Tuncay Özkan'ın hem şeyden sonra konuşan, bu seçimden sonra özellikle terörle ilgili hani beka meselesi kazandı dedirten o vurgu var ya, CHP'lilerin veya Millet İttifakı'nın kullandığı o şeye karşı HDP'lilerin ya da Yeşil Sol Parti'nin ve de Selahattin Demirtaş'ın, o hala oylar çalındı diyor. Milleti uyarıyor, diyor ki oylar, her bir oydan işte 3 tane oy çalınırsa, şu 150 oy çalınırsa şu kadar yapar diyor gibi bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Yani buna karşı, bu söylemlere karşı HDP'nin şu an benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir açıklaması olmadı. Bir tek bir açıklama var. Şey açıklıyor, Hasip Kaplan. Hasip Kaplan uyarıyor, diyor Kürtleri üzmeyin. Ama Hasip Kaplan'ın da parti yönetiminde bir söz hakkı yok bilebildiğim kadarıyla. Yani üzme diyor ama HDP'nin başından işte Pervin Buldan'dan, Mithat Sancar'dan şu ana kadar bir tepki yok. Ya da şöyle sorayım, bu dil, yani CHP'nin bu dili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi gömleği giymesi, 28 Mayıs'ta Kürtleri nasıl etkileyecek? Kürtler sandık başına gidecek mi? Kürtler ulan bizi kandırdı diyecek mi? Mesela Kürtlerin içerisinde bir yara, 1991 SHP tarafından ihraç edilen o DEP milletvekilleri, Orhan Doğan, Leyla Zana gibi isimler, daha sonra da biliyorsunuz yıllar yılı Güneydoğu bölgesinden CHP'den zırnık oy çıkmadı. Şimdi bu dönemde bir beklentiyle oy verildi ama şimdi baktığımızda tablo değişmiş. Ne bekliyorsun mesela? Kürtler ne yapar? Şimdi tabii bir hani ucube ittifak var bir kere. Yani siz işte genel başkanını, cumhurbaşkanı yapıp ülkeyi yönetmesi için tek yetkili yapacağınız bir kişiye oy istiyorsunuz ki yani sonuçta yani işte parlamenter sisteme geçiş falan imkanının olmadığı, kalmadığı, en azından son anketlerde iktidara yakın, muhalefete yakın, özür diliyorum, Millet İttifakı'na yakın firmalarca bile söylendiğine göre mevcut cumhurbaşkanı adayı yani Kılıçdaroğlu kazansaydı bugünkü sisteme göre yönetecekti, bu yetkilerle yönetecekti. Şimdi düşünün ki o partinin genel başkanını cumhurbaşkanı yapmak istiyorsunuz tam yetkiyle ama o partiden milletvekili olmak isteyen, geçmişte de demokrasi, özgürlük, neyse HDP seçmeninin de taleplerine uygun mesajlar vermiş olan Sezgin Tanrıkulu kazanmasın diye Diyarbakır'da zehir zemberek sözler söylüyorsunuz. Şimdi yani ben hani sözlerin içeriğiyle ilgili polemik için söylemiyorum. Galiba seçime bir ya da iki gün kalaydı. Yani Berdan Öztürk'ün işte mitikte söylediği sözlere baktığınızda neredeyse işte ya CHP Dersim'dir, CHP Koçgiri'dir, CHP Zilan'dır. Dolayısıyla evet. Yani Sezgin Tanrıkulu'na oy vermeyin demeye getiren bir söz. Ya da işte yani işte eski baro başkanının eşine yine hakeza yani aday olacağı, Diyarbakır'dan aday yapılacağı duyulduğunda bile kıyamet koptu.
Şimdi burada siz ya bir partinin içinden birisi milletvekili olmuş, ona tahammül göstermiyorsunuz ama o partinin genel başkanına full oy verme konusunda son derece cansiperane bir performans ortaya koyuyorsunuz. Burada izahı zor bir tablo var. Yani öyle işi hani ben HDP yönetiminin yaptığı açıklamayı Demirtaş'ın açıklamasından doğrusu daha makul bulduğumu ifade etmeliyim. En azından başarısız olduklarını, oy kaybı hem milletvekili sayısı itibariyle hem toplam oy itibariyle kayıpları kabul ettiler. Belki gerekçelerini yeterince ikna edici anlatamadılar. Ama Selahattin Demirtaş'ın ilk attığı tweetlere baktığınızda işte demin söylediğiniz ya 20 bin sandıkta 150 oy. Ya sayma bilmiyoruz. Ya hiç siyasette yani pratik sahanın durumu ile ilgili haberdar değiliz. Şimdi 20 bin sandıkta eğer yani bu ittifak sadece Yeşil Sol değil şüphesiz Emek Özgürlük değil Millet İttifakı ve diğerleri 20 bin sandıkta oy çaldırıyorlarsa o zaman siz 5 yıldır hangi seçime hazırlık yaptınız? Nasıl insanlara taahhütte bulundunuz? Sandığa gidin biz oyunuzu koruyacağız endişe etmeyin diye nasıl taahhütte bulundunuz? 150 oy dediğiniz yaklaşık her sandığın oyunun yarısı. Yani 300 civarında olur bir sandıkta oy, 300-350 işte en fazla 400 civarında olur. 300 civarında oyun yarısı çalınmışsa o zaman siz niye varsınız? Sandıklarda ne yaptınız? Sandık görevlilerinizi nasıl hazırladınız? Yani dolayısıyla burada bir kere yani bu kaybı dönüp işte 20 bin çarpı 150 eşittir 3 milyon, oy kaybımızda 3 milyon sebebini bulduk. Yani kusura bakmayın da ya buna inanarak söylüyorsanız yazık. Eğer buna inanan bir kitle hala var ve bu izahı ikna edici buluyorsa başka bir yazık. Şimdi bence Hadi Bey göz ardı edilen başka bir şey var. Eğer yani gerçekten Kılıçdaroğlu kazansaydı ya da ikinci turda kazansa yani hala bir ihtimal matematik olarak olduğu için en azından bu varsayımı seçmen iradesine saygı açısından kabul edelim. Kazandığında bence yaşanacak en büyük kriz muhataplık sorunu olacaktı. Çünkü benim de bildiğim ve anladığım kadarıyla yani artık Kürt oylarını kim temsil ediyor, Kürtler adına kim konuşur, kim söz söyleyebilir konusunda yani bir ciddi kaos, bir ciddi kriz bizi bekliyor. Bir Niye taraftan bunu niye yani hangi söylüyorsunuz? Bunu niye söylüyorsunuz? söylüyorum. Şimdi HDP yetkilileri yani seçim boyunca hem Selahattin Demirtaş hem HDP yetkilileri Kılıçdaroğlu'na biz destek veriyoruz, oy vereceğiz demesine rağmen Kandil niye her gün açıklama yaparak bunu teyit etme ihtiyacı duydu? Yani bu Kürt seçmen bunu anlamıyor mu? Anlayamıyor mu? Yani hani işte Mithat Sancar söylediğinde yetmiyor mu? Ya da işte Pervin Buldan söylediğinde, Selahattin Demirtaş söylediğinde, adaylar söylediğinde yetmiyor mu ki? Yani bir de Kandil'dekiler her gün bunu söylemek zorunda kalıyorlar. Niye Yani bu söylediler? benim şunun için söylediler. Bu oyların sahibi biziz dediler. Muhatabınız biziz. Sayın Kılıçdaroğlu. Yani Selahattin Demirtaş'la HDP ile ne konuşursanız konuşun. Yani elbette onlar da demokratik siyasetin aktörleridir, muhataplarıdır. Ama son sözü biz söyleriz dediler. Yani her gün hem de tekraren, defaten açıklama yapılmasının başka bir izahı yok. Peki. Bence Peki çok hala. özür diliyorum. Sadece şunu ekleyeyim. Bence yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte ya bir kaset var yayınlanacak yani ama inanmayın. Hani ya da işte benzer içerikte Selahattin Demirtaş'ın işte bir oyun bir kurgu olacak. Duyun ama inanmayın ciddiye almayın diye büyük bir telaşla üst üste mesajlar yayınladığı konu bence sadece Kürtler, Kürtlerin hakları, talepleri konusu değil. Muhataplık konusuyla ilgili ciddi riskler, ciddi krizler, ciddi hesaplaşmalar Türkiye'yi bekliyor olacaktı ya da olacak. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu yani sonuçta hala bir seçim yarışının ikinci turuna girecekse. Ya burada Böyle bir kere bir çok kaset var mı? şimdi yani ben hani bunu teyit edecek şeyde değilim ama yani varsa yayınlanmamışsa biz yani o zaman bu korkunun bu kaygının sebebini sorma hakkına Şey sahibiz. Yani mi? Sayın Kılıçdaroğlu Yani ve Demirtaş şunu hangi korkuyla böyle bir şey söylediler? Hiçbir şey duymadılarsa, hiçbir şey dinlemedilerse, onlara bir şey izlettirilmediyse, onlara bir şey dinlettirilmediyse neydi o telaş Allah aşkına? Yani neden böyle işte ısrarla böyle bir şey çıkacak falan dediler. Demek ki onlar bir şeyin olduğunu biliyorlar. Ama muhatapları yayınlamamayı tercih etmiş olabilir. Bu başka bir şey. bir garanti mi verildi o bu söylemden şimdi şöyle
Kandil açıklama yapıyor. Şu saat itibariyle şu ana kadar ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başkası. Bir tek Mansur Yavaş biraz gazını aldı. İşte siz kimsiniz ya, sizin oyununuza bizim ihtiyacımız yok, sizin desteğinize ihtiyacımız diyen olmadı. O zaman bu, hani diyorsunuz ya, Kandil diyor ki sizin muhatabınız benim. Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan mesaj veriyor. Bu itirazın gelmemesi bunu kabullenmek anlamına mı geliyor? Bir, ikincisi bu kaset meselesi daha bir önemli hale geldi. Yani bir online görüşme, online bir garanti, yani böyle bir şey verilmiş olabilir mi? Adi Bey, şu kadarını söyleyeyim. Yani ben hani böyle bir şey yayınlansaydı birinci turda, bilmiyorum ikinci turdan önce böyle bir şey yayınlanır mı, ihtiyaç duyulur mu? Yani muhtemelen şöyle tartışmalar olabilirdi. Ya işte yani güvenlik çalışmaları kapsamında, yani devletle ilgili işler kapsamında işte elde edilmiş bir bilgi, veri siyasi amaçla bir partinin oyunu artırmak ya da bir adayın oyunu artırmak için hani kullanıldı mı, kullanılır mı, kullanılmalı mı tartışmasını doğurabilirdi. Ben bunun nasıl bir etki yapacağıyla ilgili, yani çevremden duyduğum şeylere rağmen eğer bir şey var ve yayınlanmamışsa bu bir kere çok yüksek bir siyasi ahlak göstergesidir Hadi Bey. Yani bunun hani ihtiyaç Bak duyulup şeyi de duyulmaması... söyleyelim, ekleyelim. Cumhurbaşkanı çok net konuşuyor. Bir ifadesi var. Biz Kandil'den emir almadık diyor. Ya yani bunu yeni yeni yine söyledi. Burada bir şey var yani, kafaları karıştıran bir şey var. Cumhurbaşkanı ısrarla biz Kandil'den emir almadık diyor. Yani bu böyle bir şey ihtimal olabileceğini ortaya koyuyor. Bir ikinci mesela söylüyorsunuz. Seçimden önce böyle bir kasetin yayınlanmaması ahlaki olarak doğru buluyorsunuz. Doğru mu? Tabii bir yani devlet ciddiyeti, devlet hassasiyeti ile siyasi hesapları, çıkarları birbirinden ayırt etme konusunda bence büyük bir fedakarlık var burada. Yani aynı şeyi karşı taraf yapar mıydı? Yani böyle bir kaset, böyle bir işte video vesaire neyse bir şey olsaydı, bir online görüşme olsaydı bunu kaçırırlar mıydı? Yani vallahi çok emin değilim. Dolayısıyla bir kere işin bu kısmını hani bir tarafa koymak lazım. Ama bu siyaseten kullanılmamış olması, yani seçimden önce servis edilmemiş olması, yani bir şeyin gerçekliğini ortadan kaldırır mı? Ya da yarınlarda bu ne ifade edecek? Yani yarın bunun hesabı bir yargılama konusu olacak mı, olmayacak mı? Bu önemli bir tartışma. Yani kaldı ki benim anladığım kadarıyla hala işte izah edilemeyen Amerika gezisindeki o kayıp saatler, hamburger saatlerinde de bir takım görüşmeler yapılmış, bir takım kişisel herhalde eleştiriler, tepkiler olmuş. Sonrasında anladığım kadarıyla yani Selahattin Demirtaş'a da yani giden milletvekillerinin yaptığı görüşmeler konusunda da işte Garo'nun, en azından Garo Paylan'ın paylaşımına baktığınızda orada da bir takım sonrasında savunulması zor sözler söylenmiş. Şimdi yani içeriğini bilmediğimiz, tahmin ettiğimiz ama rahatsızlıktan da çok ciddi bir şey olduğundan neredeyse emin olabileceğimiz bir tablo var ortada. Yani burada işte Selahattin Demirtaş'ın Kandil'le ilgili yaklaşımı, tutumu, yani muhatabın kendisi olduğu, Kandil'in bir etkisinin olamayacağı, seçmenin, halkın Selahattin Demirtaş'ı dinlediği, dinleyeceği, ona göre hareket edeceği yönünde bir okuması var bildiğimiz kadarıyla. Öyle okuyor siyaseti. Aynı şeyi Kandil de düşünüyor. Kandil de diyor ki ya sen kimsin? Sonuçta oyun kurucu biziz, bu işin işte aktörü biziz. Şimdi yani burada çok gözden kaçan bir şey var Hadi Bey. Selahattin Demirtaş seçimlere yakın bir tarihte, yani işte birkaç hafta öncesinde dedi ki Kılıçdaroğlu kazanırsa çok güçlü ve samimi biçimde silah bırakma çağrısında bulunacağız ya da silahların çekilmesi, susması çağrısında bulunacağız. Kazanırsa. Şimdi, evet, kazanırsa tabii Kılıçdaroğlu kazanırsa. Kazanmazsa öldürmeye devam. Yani ölmeye devam. Ya dolayısıyla bir kere bu barış ahlakı açısından bir kere çok tüyler ürpertici bir durumdur. Ya barış dediğiniz şey birinin kazanmasına, birinin 3 oy fazla almasına kurban edilecek bir şey değildir. Barış yüksek bir ahlaki değerdir. Yani kimse ölmesin, Kürt gençleri de ölmesin, askerde, poliste kimse gözyaşı, kanına mahkum olmasın istiyorsanız bir gün bile beklememeniz lazım. Yani
Eğer gerçekten sözünüz geçiyorsa, etki edebiliyorsanız, Kandil sizi dinliyorsa gerçekten hiç beklemeden o çağrıyı en güçlü, en samimi biçimde yapmanız lazım. Kim kazanırsa kazansın yapmak Kürtlere karşı da, Türkiye'ye karşı da sorumluluğunuz olması lazım. Ama burada başka bir denklem kuruluyor. Deniyor ki ya işte savaşı isteyen, çatışmayı isteyen, kan dökülmesini isteyen Erdoğan. Biz onun için hani bu çağrıyı yapamayız ya da etkili olamayız. Ama Kılıçdaroğlu olursa, Kılıçdaroğlu çok barış yanlısı olduğu için Kılıçdaroğlu olduğunda karşı taraf da herhalde bir taahhütte bulundu ya da işte Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulundu ki Demirtaş rahatlıkla rol kapıp yani aradan çıkıp yani ben Kılıçdaroğlu ile Kandil arasındaki yani hani bir eğer varsa bir taahhüt, bir görüşme bunu ben ilan edeyim. Bunu herkesten önce ben ilan edeyim ve benim sayemde bu gerçekleşti diyeyim diye bir hamle gibi anlıyorsunuz tabloyu, durumu. Bunun buraya çıkacağı az çok belli. Ama yani burada Bir de ilginç olan şöyle bir işte şey tam. var. Bir de şöyle bir şey var. Demek ki anlıyoruz ki bu hendek, çukur vesaire Erdoğan'ın iktidarda olduğu dönemde Kürt, Türk onca insan öldü orada o hendeklerde, çukur, Yasin Börü vesaire. Demek ki bunlar Erdoğan'ın iktidarda olduğu için yapılmış. Erdoğan gitsin diye yapılmış. Yani ne Kürt ayrılmış ne Türk ayrılmış ve katliamlara göz yumulmuş. Yani bunu göz yuman da bir itiraf ediyor. Diyor ki yani giderse biz bunları durduracağız. Demek ki öyle bir gücü varmış adamın. Hadi Bey, bir de tabii cümlenin hani devamını dikkate alalım. Yani daha doğrusu bu gerçekliğin o dönemin yani 2015 yıllarının başbakanı Davutoğlu'ydu. İşte yani Sur'u Toredo yapıyordu ve işte yani aynı kişi sonuçta Kılıçdaroğlu kazandığında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Dolayısıyla ya burada hani hiçbir yerinin tutarlılığını savunamayacağınız, izah edemeyeceğiniz bir yaman çelişkiler yumağıyla karşı karşıyasınız. Ya bu bir şeyi zorunlu kılıyor Adi Bey. Yani demokrasinin birinci koşulu şeffaflıktır, açıklıktır. Net biçimde yani kapalı kapılar ardında söylediğiniz şeyi toplumun önünde söyleyemeyecekseniz ya hiç konuşmayacaksınız ya söylediğiniz sözün arkasında duracaksınız. Yani burada hem o dönemdeki kayıplar o zaman hani dönüp hesabı sorulacak biçimde önünüze gelir. Hem de bundan sonrasında diyelim ki Erdoğan siyasal okumasını, güvenlik politikasını değiştirdi. Hani demin dedik ya Kılıçdaroğlu bir hafta içinde değiştirdi. İşte yani Tuncay Özkan da dün dönüp işte mevcut Genelkurmay Başkanı'nın politikası, güvenlik politikası modomot uygulanacak diye taahhütte bulundu. Diyelim ki Erdoğan kazandı ve o da dedi ki biz artık işte güvenlik konusunda gerekli mesafeyi aldık. Suriye'de de Türkiye'ye yönelik bir tehdit yok, bir risk yok. Türkiye'de de bu anlamda doğrudan bir risk kalmadı. Dolayısıyla biz Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında kapsamlı bir demokratikleşme adımı atıyoruz. Ciddi bir demokratikleşme süreci başlatıyoruz derse ne olacak o zaman? Yani siz dönüp Kılıçdaroğlu kazanmadığı için hayır ya işte silahları bırakmayın, silahları susturmayın mı diyeceksiniz? Yani bu kadar bir süreci, bir kişiyi endekslemek, bir halkı, bir toplumu, gençleri, demokrasi ihtiyacımızı, özlemimizi bir kişinin kazanıp kazanmamasına nasıl kilitlersiniz, nasıl endekslersiniz? Ya burada dolayısıyla her boyutuyla son derece sorunlu bir siyasi tavır var. Böyle bir umudunuz var mı? Mesela 28 Mayıs'tan sonra tekrar Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. O detaylarını da konuşacağız. Seçilir mi? İşte ne olur? Kürtlerin oyu ne olur? HDP'nin ya da Yeşil Sol'un oyları düşmüş. Niye düştü? Özellikle şu açıklamalar ve Sinan Oğan bağlantısı, yani oraya yönelik dün şey çıktı, konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken ben gözlerimi kapattım, lan bu ben miyim, ben mi konuşuyorum dedi. Şimdi bir yeni bir çözüm süreci bir umudu var mı? Şimdi Hadi Bey, bir ihtiyaçla hani yöntem tartışmasını birbirinden ayırt etmemiz lazım. Sonuçta 2010'lu yıllarda işte yani bugünkü MİT müsteşarından da önce, hatta belki iki MİT müsteşarı önce başladığı iddia edilen arayış, ihtiyaç yani Arap Baharı'nı öngörüp
Yani Türkiye'de de böyle bir kaos olmasın, toplumsal kalkışmalar yaşanmasın. Sorunlarımızı, yani kanayan yaralarımızı, fay hatlarımızı kendimiz onaralım, tedavi edelim, çözelim eğilimi benim bildiğim kadarıyla 2010'ların başında netleşmişti ve bir takım görüşme trafikleri de o süreçte başlamıştı. Şimdi devletin ihtiyacını duyduğu, toplumun ihtiyacını duyduğu bir şeyin siyasetçiler tarafından sadece uygulanması gerekir. Yani partiler üstü bir politikadan bahsediyorsak bu sorun partiler üstü bir sorunsa siyasetçi bunu uygulamalıdır, risk almalıdır, sorumluluk almalıdır. Nitekim Erdoğan da 2010'lu yıllarda hem anayasa yapım süreciyle hem işte yani diğer doğrudan güvenlik ve demokrasiyi birlikte ilgilendiren süreçlerde o riski aldı, o sorumluluğu aldı ve bir takım adımlar attı. Sonra bir takım tepkiler oluştu. Ama şimdi Burada başına kalkıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu sen değil miydin masaya oturan dedi. yani bunu Yani vallahi doğrusu aslında HDP seçmeninin dönüp kendine sorması lazım. Yani o dönemde yapılan yanlış idiyse, kötüydüyse yöntem eleştirileri olabilir. Benim de yani o dönem işte Kürt siyaseti içerisinde eleştirilerim vardı. Yönteme dair eleştirilerim ama ihtiyaç başka bir şeydir. Adi Bey bugün de sonuçta Orta Doğu'da Türkiye'nin daha güçlü olması, komşu Kürtler, dış Kürtler, ben bu tabiri özellikle kullanıyorum, başta olmak üzere ve tabii ki içeride barış, içeride toplumsal barış için ne gerekiyorsa yapılmalı. Ben Türkiye vizyonunun da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının da ancak böyle kemale erebileceğini düşünüyorum. Bu büyük bir final olur, bu büyük bir zirve olur, heyecan oluşturacak bir şeydir ve ben yani Bahçeli'nin de Cumhur İttifakı'nın diğer aktörlerinin de buna çok itiraz edeceklerini sanmıyorum. Çünkü bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir şey değil. Tam tersine Türkiye'nin güvenliğini farklı yöntemlerle garanti altına alacak bir adımdır. Ben böyle olmasını hem temenni ediyorum ama sadece temenniden ibaret değil, böyle olacağına dair bir takım sinyaller, bir takım işaretler verildiğinde hissediyorum. Yani işte seçimden birkaç gün önce demokratik anayasa vurgusu, yine yani işte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye vizyonuyla ilgili açıklanan beyanlarda ortaya koyulan Orta Doğu okuması, barış ve demokrasi okuması, yani bugün seçim atmosferindeki söylenen sözlerin 28 Mayıs'ta biteceğini ve 28 Mayıs'tan sonra da Türkiye'nin bir şekilde yani daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir siyasete evrileceğini düşünüyorum.